kanalımıza hoş geldiniz yükselen balıklar 2021 yılını genel olarak ve biraz da spesifik olarak daha böyle derinlemesine değerlendireceğimiz yükselen balıklar için değerlendireceğimiz videomuza hoş geldiniz arkadaşlar 2021 yılında bizlerden çok fazla reaksiyon alacaksınız ve hepsi bu tarz olabilir dolayısıyla eğer yapacağımız bu tarzı beğenirseniz kanalımıza abone olursanız çok seviniriz ayrıca belirteyim şimdi. Bu e, alışılagelmiş bir metot değil. Bu e, benim biraz zor olacak ama, e, biraz zor bir yöntem ama sizler için daha e, iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü e, bu anlamda astroloji kişisel bilimdir. E, genel değerlendirilemez. A, astrologlar değerlendiriyor o kötü bir şey mi? Değil. Arkadaşlar şöyle anlatayım. E, astrologların değerlendirmiş olduğu, e, işte şu an çok güzel açılar var, şöyle oldu, böyle oldu dediğimiz olaylar Bunlar zamanın kalitesiyle ilgili. Ama bu zamanın kalitesi sana nasıl yansıyor? Bunu sen kendi kişisel haritana bakarak değerlendirmen gerekiyor. Çünkü herkesin gezegen dizilimleri farklı. Farklı yerlerde planetleriniz var. Dolayısıyla gökyüzünde oluşan pozisyonlar sizi farklı farklı etkiliyor. Dolayısıyla herkesin bir natal haritası var. Dolayısıyla da astroloji kişisel bilimdir Yani genel olarak değerlendirildi. Herkes kendi kişisel haritasını açıp değerlendirmesi gerekiyor. Bunun yanında da en iyi astro kişinin kendisidir. Bu anlamda size de e, haritanızı yorumlamanız için böyle bir fırsat doğuyor. Hani e, bu noktada körle yatan şaşı kalkar bize takılırsanız hem e, kısa yoldan kendi haritanızda nasıl yorumlayacağınızı da en beni dinleyerek burada e, öğrenmiş olursunuz. Bu anlamda e, kanalımızın sağ veya sol üst köşesinde i harfi var. Oraya tıklarsanız eğer... <laughs> Pardon. E, oraya tıklarsanız eğer... Oraya tıklarsanız eğer arkadaşlar, orada horoskop haritasını nasıl çıkaracağınızı ilgili bir video çektim ve oraya ekledim. YouTube kanalımızda bu konuyla ilgili ayrıca hani harita değerlendirme ile ilgili, açılımlarla ilgili, işte açılarla ilgili, gezegen yerleşimleri ile ilgili birçok video var. Hani en azından anaokul seviyesinde bunu hani biraz öğrenebilirsiniz zamanınız varsa bu konuyla ilgili kanalımızda kakalı video var. Bunu belirteyim öncelikle. Şimdi bir genel değerlendirme yapacağım. Sonra ay ay değerlendirme yapacağım. Bu video bayağı uzun olacak arkadaşlar. Öncelikle bunu belirteyim. Dolayısıyla sizden biraz vaktinizi rica edeceğim. Yani bu video bir saatin üzerinde bir video olacak. Bunu belirteyim. Çay, kahve, patlamış mısır vesaire almak için video isterseniz durdurun ve müsait bir zamanınızda Müsait bir ortamda, müsait bir şekilde bu videoyu böyle derinlemesine izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü bayağı hani spesifik konulara da gireceğim. E, o yüzden natal haritanız önünüzde açık olursa sizin için daha iyi olur. E, bu anlamda daha iyi değerlendirmiş olursunuz. Arkadaşlar e, şimdi bu yıl e, bakın bu tablolarımı öncelikle anlatayım. Bakın burada bir e, Jüpiter, e, Satürn e, simgelerimiz var. Tarihler yazıyor. Merkür var, Venüs var. Şimdi bunlar ne? Onları anlatacağım öncelikle. Buraya Merkür'ün bu yıl yapacağı üç tane retro var. Bakın buraya yazdım. Merkür'ün yapacağı üç tane retroyu. Ve Venüs'ün yapacağı bir retro. Ve Satürn ve Jüpiter'in yapacağı retroları buraya belirttim. Ancak şöyle bir durum var arkadaşlar. Ee, Jüpiter ve Satürn kendim için yazdım. Sizi ilgilendirmiyor. Kişisel anlamda e, bunların retroları sizi direkt olarak il ilgilendirmez. Bunlar daha çok sosyal olaylarla ilgili. Merkür'ün ve Venüs'ün retroları bunlar sizin için önemli. Kişisel olarak kişisel hayatınızı kişisel etkileyecek. Dolayısıyla bunların tarihlerini yazmanızı e, şimdiden belirteyim. Birinci retro bakın burada yazmışım. Merkür 30 Ocak'ta 26 derece kova burcunda retro yapıyormuş. 11 derece kova burcuna kadar geriliyormuş. 24 Şubat'ta düz harekete geçiyormuş. Bakın ilk retroya giriş S yazdığım yer giriş. Sonra retroya çıkıyor yani S orada stop demek. Retro yani geri harekete başlıyor. Tekrar stop tekrar ileri harekete başlıyor. 30, 1 Şubat ve 24 Şubat tarihleri arası, arasında yani o zaman düz hesap 30 Şubat'tan 24 Şubat'a kadar Merkür retro olarak burada işlem görmeniz gerektiğini e, belirteyim. Merkür ne, nedir, nasıl etkiler bu retro bizi bunlardan anlatacağım size. Yalnız ben burada 30 Ocak resmi tarihi verdim. Siz bundan bir 10-15 gün eksi olarak geriye düşünün. Yani oradan tedbir almaya başlayın. Yani 30 Ocak diyorsam 15 Ocak'tan itibaren tedbirli olsanız iyi olur. Peki Merkür turunda ne yapılır ne yapılmaz nedir ne değildir? Merkür arkadaşlar bizim kişisel bir gezegenimizdir. Zihinsel akli meleklerimizi yönetir, anlaşmaları yönetir. Sözel diksiyon, konuşma, zeka, ondan sonra sürücülük gibi kabiliyetlerimizi yönetiyor, sembolize ediyor. Dolayısıyla bunun gökyüzünde geri çıkması dolayısıyla çok ciddi anlamda hani kazalar, ne bileyim yanlış kararlar, ondan sonra gibi pozisyonlara kişileri sürüklüyor. O yüzden arkadaşlar Merkür gölgeye düştüğünde yani gölgeye düştüğünde gölge ne demek? 30 Ocağı 30 Ocağı 30 Ocak yazmışım oraya. 30 Ocak'tan eksi 15'te yavaşlamaya başlıyor arkadaşlar. Yani tehlikeli vakitler aslında bir eksi 10 gün önceden başlıyor. Eksi 10-15 gün önceden başlıyor. Tedbirli olmanızı burada size öneriyorum. Bakın burada 3 tane tarih aralığı sizlere verdim. 28 Mayıs'tan 20 Haziran'a kadar. 26 Eylül'den 18 Ekim'e kadar. Eksi 15 tarihlerle bunları not almanızı ve buralarda hiçbir şekilde yeni anlaşma, yeni imza, yeni karar ve hızlı araba kullanmama gibi konulara dikkatli olmanızı, dikkat etmenizi şimdiden sizlere öneriyorum arkadaşlar yıl boyunca. Baktığımız zaman arkadaşlar bu yıl 3 artı 1 sert açımız var. <laughs> Çok önemli bizi tetikleyecek olan Jüpiter-Uranüs karesi 18 Ocak 2021'de gerçekleşecek. Hemen akabinde Satürn Uranüs karesi 17 Şubat'ta gerçekleşecek ve Satürn bir daha kare yapacak aynı Uranüs'e 15 Haziran'da bir daha ve Satürn Uranüs 24 Aralık'ta bir kez daha kare yaparak 2021'i bitirmiş olacağız. Arkadaşlar bu açılar önemli olduğu için buraya yazıyorum özellikle. Bu açılar bizim için zor gündemler ortaya koyacak. Peki nedir, ne değildir? Bunları şimdi sizlere izah etmeye çalışacağım. Öncelikle yükselen balıkların genel olarak baktığımızda arkadaşlar Jüpiter ve Satürn bu yıl boyunca Kova burcunda ilerleyecek ve Kova burcu sizin 12. evinizde denk geliyor. 12. evinizden 3. evinizdeki Uranüs'e kare yapacaklar bunlar sıra sıra. Ve bu 3. evde bizim zihinsel ve yakın çevremizle ilgili yani yakın çevremizi gösteriyor. Kısa yolculukları gösteriyor, okulları gösteriyor diksiyon iletişim zihinsel kavretmemizi gösteriyor. Yani burada baktığımız zaman kare engellenmek demek arkadaşlar. Satürn Kova burcunda ve Jüpiter'le birlikte bu Uranüs'e kare gerçekleştireceği için bizim yakın çevremizle bazı iletişim problemleri yaşayacağımızı veya gizli düşmanlarla yine 12. ev gizli düşmanlar gizli düşmanlarla mücadele edeceğimizi burada anlıyoruz. Yükselen balıkları bekleyen genel gündem yıl boyunca özellikle gizli düşman, otorite düşman figürlerle uğraşmak Bunlar bir de böyle yani Jüpiter yani hoca veya böyle öğretmen veya satürn otorite veya uluslararası bazı sorunlarla uğraşmak veya e, ondan sonra yakınlarımızla ilgili e, bir konuda uğraş uğraşmakla ilgili e, bazı problemler ortaya koyabilir veya sosyal medyayla ilgili bazı sıkıntılarımız ortaya çıkabilir arkadaşlar Jüpiter çünkü bu konuları da kova burcunda sembolize ediyor sosyal medyayı da sembolize ediyor yine sosyal medyada. Ee, yazışmalarınıza dikkat etmenizi bu konuyla ilgili bazı bazı problemler yaşayabileceğinizi, hukuki bazı prosedürler e, sorunlar yaşayabileceğinizi de belirteyim. <laughs> ee, Jüpiter Kova burcunda ve Satürn 12. evinizde gidiyor dedik. Neptün zaten uzun süredir 1. evinizde gidiyor ve burada karmik tekrar özellikle birkaç aydır siz bayağı zorluyor. Ocak, Şubat, Mart ayına kadar zaten Neptün sizi e, hani burada Biraz zorlayacak bunalımlar, kaos, belirsizlikler, plansızlıklar, kontrol edememekle ilgili. Biraz da Neptünden dolayı kendiniz zaten ortaya çıkaramıyorsunuz arkadaşlar. Neptün hep sizi maalesef hani hep bir tamponluyor. Burada hani stopluyor veya göstermiyor. Sürekli bu sorunlarla uzun süredir cebelleştiğinizi biliyorum. Bu nokta ile ilgili Neptün en azından yani Mart ayından sonra o açısını bozmuş olacak ama Neptün... 2000 daha birkaç yıl daha orada bu anlamda ama en azından güzel açılar da kurduğu olacak bunu da belirteyim. onu Daha sonraki videolarda yine detaylı olarak anlatacağım. Şimdi burada baktığımızda bu yıl arkadaşlar 4 tane tutulmamız var ve bu tutulmalar güney aydın ve kuzey aydın akslarında olacağını düşünürsek eğer sizin 4-10 aksınızda meydana gelecek. Bu demek oluyor ki sizin aile kabuğunuza aile köklerinize dönmek yuvaya dönmekle ilgili gündemleriniz var. Belki uluslararası bir yani belki ülkeye dönmeye çalışıyorsunuz. Belki ya da yuvaya dönmeye çalışıyorsunuz. Ya yani bir istek, bir arzu var. Bu noktada hani bunlar da genel olarak gündeminizde bir yıl boyunca devam edecek. Çünkü kuzey ardı, güney Yardımleri ikizler burcunda veya ay burcunda bu yıl boyunca yıl sonuna kadar devam ediyorlar seyirlerine ve tüm tutulmalar da bu eksende olacak. Yani o zaman ana gündem kariyer, aile, yuva temaları, Ondan sonra sosyal medyada gizli düşmanlar, otorite figürler ya da sosyal medyada yazdıklarımıza dikkat. Uranüs burada hani 3. evde zihinsel olarak yakınlarımızla ilgili çok ani, şok edici problemler ortaya koyabilir. Çeşitli iş süreçlerinde istifa konuları ortaya koyabilir. Yalnız arkadaşlar baktığımız zaman hatırlatınız çıkartırsanız eğer Uranüs'ün 3. evde gitmesi evet siz zihinsel yönde bu yönde kitleyebilir. Ancak Başak Burcu'nda planetleriniz varsa... Çünkü Oğlak burcunun şey Boğa burcuna gittiği için Oğlak burcunda planetleriniz varsa, Başak burcunda planetleriniz varsa bu Uranüs'ün daha 2025'e kadar size çok büyük katkısı var. Özellikle evlilik, e, sosyal bir topluluk toplama, fenomen olmak yani gibi gündemlerde Başak burcunda planetleriniz varsa sizi çok olumlu etkiliyor. E, Oğlak burcunda yine e, planetleriniz varsa sosyal çevrenizle ilgili çok ani gelişmeler, çok güzel olumlu gelişmeler şeklinde burada etkiliyor. Ancak Satürn buradan problem koyuyor arkadaşlar. Bu da hayat değil mi bir inişli çıkışlı bazen olaylar bir iyi üç bir, yani bir kötü üç tane iyi olay oluyor hayatımızda değil mi işte bunun gibi. Ee, yani sosyal çevremizde işler güzel. Hani evlilik ortaklıkla ilgili gündemler güzel. İletişim ortak işler, ortak projelere girmekle ilgili gündemler güzel. Ee, ancak yakın çevremizle ilgili ya da kurduğumuz ağzımızdan çıkan kelimelere ya da yazdığımız cümlelere dikkat etmemiz gerekiyor Yoksa hakkımızda delil olarak kullanılabilir diyebilir miyiz diyebiliriz arkadaşlar gibi Burada baktığımızda <laughs> arkadaşlar Uranüs'ün bu seyri bizim o Aslan Burcu'nda planetlerimiz varsa iş hayatımızla ilgili çeşitli ani sonlandırmaları zaten 2018 Mart'tan beri yapmakta Yani 2018 Mart'tan beri zaten 2020 videolarımda da belirtmiştim sizin iş hayatınızla ilgili ani reaksiyonlar 2019 Mart'ta da geldi oraya. Uranüs oraya Boğa Burcu'na girdi ve sizin iş hayatınızı sürekli tehdit ediyor. Bu değişecek arkadaşlar. Değiştirmek zorundasınız. Uranüs burayı yıkacak. Sizi yeni çevreye, yeni sosyal bir arkadaş kitlesine, yeni ortak projelere sürüklemeye çalışıyor. Bu anlamda bunu belirtme, belirtmeliyim. Evet. Aynı zamanda Uranüs burada giderken üçüncü evde, 5. evinizde planetleriniz varsa aşk hayatınızla çocuklarla ilgili ani süper gelişmeler, güzel gelişmeleri yıl boyunca size e, gündem sağlayacak. E, bu anlamda da bunu da belirtebiliriz. Şimdi Satürn'ün arkadaşlar e, bu kova burcunda giderken o, 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 boğa burcundaki planetlere vuruyor. Terazi burcunda planetleriniz varsa bu size aynı zamanda çok güzel para gelirleri sağlayabilir. Yani ortak gelirler üzerinden çok ciddi paralar elde edebilirsiniz. Bu anlamda girişim yapmanızı şiddetle tavsiye ederim. 8. evde planetleriniz varsa terazi burcunda kesinlikle tavsiye ederim. Yay burcunda planetleriniz varsa yine kariyerinizle ilgili çok güzel gelişmeler yakalayacaksınız. Bunu diyebilirim. Ancak aslan burcunda planetleriniz varsa Satürn burada kesinlikle iş hayatınızı dağıtmaya, yeni süreçlere sokmaya, ee, aniden sonlandırmaya yani bir şekilde iş yerinde bazı aksilikler ve sorunlar ortaya koymaya yönelik Aynı zamanda Satürn ve Jüpiter'in buradan geçmesi 6. evinizde bazı e, yani 12. evinizde olduğu için zaten ruhsal olarak siz depresyona sokacak o ayrı mevzu 3. evinizde zihinsel olarak da sizi kilitliyor Yani dedim ya işte ağzınızdan çıkanlara e, dikkat edin e, Yazdığınız şeylere dikkat edin Aynı zamanda Aslan Burcu'na da karşıdan baktığı için arkadaşlar bu sağlık sorunları da ortaya koyabilir. Özellikle kalp sağlığınıza dikkat etmenizi öneriyorum. Özellikle tansiyonunuzu arttıracak olan olaylardan uzak durmanızı ve kalp sağlığınıza dikkat etmenizi öneriyorum arkadaşlar. Özellikle 6. evde Aslan burcu planetleriniz varsa o planetin sembolüne göre durumlar gelişebilir. Arkadaşlar bunu da belirteyim. Ee, şimdi biraz ay ay değerlendireceğim arkadaşlar. Bakın burada o ayın e, yani Ocak ayının ben buraya tablosunu koydum. Ocak ayında bakın kare olarak işaretlediğim açılar var. Kare açılar arkadaşlar engellenecek günler. Dolayısıyla o günleri not etmenizi e, size şimdiden öneriyorum. O günlerde demek ki e, yani tedbirli olmamız gerekiyor. Bazı aksilikler çıkabilir ve bütün aksilikler bizim 12 ve e, 3. evimizde. Yani e, biraz agresif tavırlar içine bizi sokabilir ve başımızı belaya sokabilir. Bu anlamda tedbirli olmanızı eee belirtiyorum. Burada baktığımız zaman arkadaşlar Mars 7 Ocak'ta Boğa burcuna giriş yapıyor. 7 Ocak itibariyle Boğa burcuna giriş yapması 3. evimizde Uranüs'ün Mars'ın Uranüs'e doğru yani zihinsel aktivitelerimiz artıyor. bu anlamda hani yani burada çılgın projeler, yani ani fevri hareketlerle karşılaşabiliriz. özellikle Oğlak burcunda planetlerimiz varsa, başak burcunda planetlerimiz varsa bu giriş bizi olumlu etkileyecektir. Ancak yoksa dikkatli olmanızı e, yediyorum. Yine de burada dediğim gibi e, bazı ani reaksiyonlar, e, sorunlar e, meydana gelebilir. E, bunu belirteyim. E, özellikle Saturn, e, yani Satürn'e kare gerçekleştirecek bu Mars ve Uranüs e, arkadaşlar. O yüzden biraz agresif bir Ocak ayı yaşayacağız özellikle 13 Ocak'ta. Bakın buraya yazdım. Yeni ay olarak işaretlemişim ben. Tutulma dersem de her ayı değerlendirirken bazen az az kanlı olarak tutulma diyorum. Siz onu yeni ay olarak buraya bakın, görün. Ee, yani bazen yanlış yanlış söyleyebilirim ama burada yeni ay yazıyor. Ben tutulmadan bahsediyorum hani. Tutulmanın yeni ay. Burada ne yazıyorsa onu dem demek istemişimdir. Ee, bakın burada tarihi var. Burada baktığımız zaman arkadaşlar 13 Ocak'ta bir e, yeni ayımız var. Ee, ve bu yeni ay esnasında da Mars'ı Boğa burcunda Uranüs'le beraber görüyoruz. Bu agresif bir yeni ay aslında. Güneşin Plüto'yla yani olduğunu yani bu yeni ay biraz Plütonik bir yeni ay. Sosyal çevremizde yeni bir şeyler başlıyor arkadaşlar. Yeni bir şeyler başlatacağız belli. Ee, dolayısıyla bu başlattığımız şeyler e, hani bir şey başlatmaya çalışıyoruz. O, özellikle 15 Ocak'a kadar başlatmanızı tavsiye ederim. Hani bir ee, başlatmak istediğiniz şeyleri çünkü 15 Ocak'tan sonra Merkür'ün e, yavaşlayarak ha, durmaya çalıştığını ve yanlış karar alabileceğimizi belirteyim 15 Ocak'a kadar tüm başlangıçlarınızı yapmanızı e, belirteyim sosyal çevrenizde yeni bir dönüşüm var e, yeni bir gündem var e, yeni bir girişim var e, diyebilirim bu o, Ocak ayındaki e, pozisyonla 28 Ocak'ta arkadaşlar bir dolunayımız var ve 12 6 aksımızda gerçekleşiyor. Bu kova burcu aslan aksında dolayısıyla bu da sizin 12 6 aksınızı oluşturduğu için Merkür bakın burada 30 Ocak'ta retroya çıkıyor. Yani aslında burada Merkür retro aslında ama burada gözükmüyor. Merkür on, dediğim gibi 15 20 Ocak'tan sonra artık tamamen yavaşlamaya başlıyor ve duracak. Bakın 30 Ocak'ta tamamen duruyor demiştim. Dikkatli olmanızı burada iş hayatınızla ilgili, ruhsal konularla ilgili biraz yani dedikodular da meydana gelebilir. Burada Merkür'ün geri gitmesi gizli düşmanlarla burada mücadele edebileceğinizi gösteriyor. Bu anlamda hani Merkür 26 dereceden 11 dereceye kadar gerileyecek. Özellikle 26 derece ile 11 derece arasında planetleriniz varsa bu gündem sizi doğrudan etkileyecektir. Yine Aslan burcunda 26 dereceden 11 derece arasında planetleriniz varsa bu gündem sizi yine iş hayatınızla ilgili gündemler ortaya koyabilir. Arkadaşlar Dediğim gibi 30 Ocak 24 Şubat arasında önemli kararlar vermemenizi e, e, belirtiyorum. Ve bu Ocak e, Dolunay'ı e, sizi ruhsal olarak biraz ger gerebilir. İş hayatınızda bazı sorunlar ve gizli düşmanlarla mücadele etmek zorunda kalmakla e, karşı karşıya bırakabilir. Özellikle bu Dolunay'da arkadaşlar eğer İkizler Burcu'nda planetleriniz varsa, Terazi Burcu'nda planetleriniz varsa, Yay ve Koç Burcu'nda planetleriniz varsa... E, <laughs> Aslan burcun diyorum kafa karıştırmasın bu Dolunay arkadaşlar ikizler, koç yay ve terazi burcunda planetleriniz var sizi daha, daha olumlu etkileyecek ee, burada gündemi daha olumlu değerlendirebilirsiniz ancak dediğim gibi Merkür retroys arkadaşlar kova burcunda özellikle e, gizli düşmanlar konusunda dikkat e, burada arkanızdan dedikodu e, dedikodular dönebilir e, skandallar patlayabilir vesaire gizli konuşmalar e, yani size karşı gerçekleştirilebilir Dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum Özellikle sosyal medya üzerinde konuşmalarınıza dikkat etmenizi Tavsiye ediyorum Çünkü Merkür kova burcunda değil mi Merkür arkadaşlar gerilediği zaman Ne gibi işlere başlayacağız Ne gibi işlere başlamayacağız Örnek geçmişten kalan bir konuya yoğunlaşabiliriz Mesela bu dönemde arkadaşlar uzun süredir Sizin beklediğiniz Belki dijital olarak bir şey var Merkür kovada retro yaptı Yani o şok bir şekilde indirim fiyata düşebilir Onu alabilirsiniz Bunda bir bahis yok yani eski gündemleri <laughs> özellikle Koç burcunda, ikizler burcunda, Yay burcunda, Terazi burcunda planetleriniz varsa Merkür retrosunu olumlu değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bu anlamda ancak eğer yeni bir gündem oluşursa arkadaşlar kesinlikle başlatmayın. Bir yani yeni kararlar almayın. Yani mesela örnek uzun zamandır yani dijital bir şey satın alma yapmayın. Bu gündem bu, bu dolunay sizi para katkısı, kariyerinizle ilgili olumlu gelişmeler, para kazanmakla ilgili, yuvanızla ilgili olumlu gelişmeler, yuvanızda bir sorunu çözmekle ilgili gündemler ortaya koyabilir. Bunlar olasılık dahilinde. Ancak arkadaşlar bu kova dolunayı Boğa burcunda ve Akrep burcunda planetleriniz varsa sizi ruhsal olarak bunalıma sokacaktır. Yani biraz ruhsal olarak depresyona girebilirsiniz. İş hayatınızla ilgili bazı kıt tıkanıklıklar ve bazı gizli düşmanlarla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Özellikle Boğa ve Akrep aksında. Planetleriniz de konumlandıysa yakın çevrenizle ilgili çok ciddi gerilimler de oluşabilir gibi duruyor. <laughs> Devam edersek arkadaşlar Şubat ayında yeni aya bakarsak 11 Şubat'ta bir yeni ayımız var. 24 Şubat'a kadar Merkür retro olduğunu hatırlatırım. Bu yeni ayda Merkür direkt retro ve yanık Dolayısıyla 12. evinizde olması sanki bir şeylere başlamaya çalışıyorsunuz gibi duruyor. Yani bir şeyleri başlamak istiyorsunuz. Ama ben bütün başlangıçlarınızı 24 Şubat'a başlatmanızı tavsiye ederim. Bu Merkür Tosu devam ettiği için bu yeni ayda başlangıçlar biraz geri geri sarabilir. Onu belirteyim yani hatalı kararlar verebiliriz ve bazı sorunlarla mücadele edebiliriz. Ancak Merkür'ün bu gerilemesi ve bu yeni ay olması Kova Burcu'nda olduğu için <laughs> eğer Ba, boğa burcunda planetimiz varsa, bu balık akrep burcunda planetimiz varsa bizi yakın komşularımız ve yakın akrabalarımız ve kardeşlerimizle ilgili ya da zihinsel olarak bizi bunalıma sokabilir. İş hayatımızla ilgili bazı sorunlar ortaya çıkabilir, çıkarabilir. Ama evet yeni bir şeye başlamaya çalışıyorsun ama hem 22 derecede hem de Merkür retro eğer Koç burcunda planetlerin varsa, İkizler burcunda planetlerin varsa, Terazi burcunda planetlerin varsa, Yay burcunda planetlerin varsa bu yeni ayı daha olumlu değerlendirebilirsin. Ee, ancak yoksa dediğim gibi arkadaşlar gayet çok dikkatli olmanızı e, burada belirtiyorum. E, diyorum. Devam ediyorum. E, 2021 Şubat dolunayına geldiğimizde 27 Şubat'ta arkadaşlar e, güneşin birinci ve geldiğini görüyoruz. Tam da sizin burcunuzun üzerinde. Dolayısıyla Venüs biraz yanık e, ama Yücelim'de gayet güzel böyle biraz bazı sorunları daha belirgin bir şekilde ifade edebiliyorsunuz. Ancak karşınızdaki kişiler bu dolunayda size bazı göremeyeceğiniz... Entrikalar çevirebilirler. Neden derseniz eğer 150 açılar çok mevcut yani burada e, do, bu dolunayda ayın konumu Merküre ve Şiron'a 150 açılar karşı taraftan geliyor. Dolayısıyla bu e, yani dolunay size bazı e, şeyleri de sorunları da ikili ilişkilerde bazı sorunlar da ortaya koyabilir e, ondan sonra ve görünmez şeyler yani göremezsiniz 150 açıları. E, bu nedir mesela balık burcunda? ve Başak Burcu'nda planetleriniz varsa arkadaşlar bu konuyu kesinlikle ikili ilişkilerde bazı sorunlar çıkarabilecek gibi de duruyor. Balık Burcu'nda ve Başak Burcu'nda bu bir ida aksında gerçekleşmesi özellikle İkizler Burcu'nda planetleriniz varsa Yay Burcu'nda planetleriniz varsa bu sizi aile yuva alanında çok ciddi zor etkileyecek gibi duruyor arkadaşlar. İkili ilişkiler alanında, yuva alanında, kariyer alanında çok ciddi bunalımlara girebilirsiniz. Yani problemler yaşayabilirsiniz. Çünkü Güneş balık burcunda, Venüs balık burcunda, Neptün'e çok yakın ve başak yani kontrol etmek ve serbest bırakmakla ilgili bir pozisyon içeriyor. Ve 150'lik açılar var ayın açısında, yani bu dolunay açısında. Dolayısıyla Ocak ayı, Şubat ayında bir şeyler kontrolden çıkmaya başlamış gibi duruyor. Özellikle ikili ilişkiler ve aile yuvalarında gözüktüğü şekilde. Ancak arkadaşlar Boğa burcunda planet olanlar, Akrep burcunda planet olanlar, Oğlak ve Yengeç burcunda planet olanlar bu tutmadan daha olumlu etkilen şey bu e, Dolunay'dan daha olumlu pozisyonlarla etkilenebilirler. Bazı anlaşmalar e, karşı tarafla bazı şeyleri hani e, uzlaşmakla ilgili gündemler oluşturabilir. Ancak yine de ben size karşınızdaki kişileri gerçekten e, bütün yaptığı manevraları görebilip göremediğinizi şimdiden sorgulamanızı tavsiye ederim. E, çünkü göremediğiniz noktalar olabilir. E, yani dediğim gibi Oğlak, Akrep, Boğa ve Yengeç Burcu'nda planınız varsa bu noktada e, her şey e, yani daha yolunda gidecektir e, e, diyebilirim. E, ve iki ilişkilerde bazı sorunlarınızı çözebileceğiniz pozisyonlar oluşturabilir. Özellikle arkadaşlar <laughs> Şubat ayında, e, evet Şubat ayında yani değindik. Mart ayına baktığımızda arkadaşlar Mars'ın İkizler burcuna 4 Mart'ta giriş yaptığını görüyoruz. Bu sizin aile yuva alanınızda bir aksiyon başlatır, bir tadilat başlatabilir. Ee, ya da bir aksiyonla yani aile, yuva, vatan e, ya da bir yolculukla ilgili ama ailenizle birlikte böyle kardeşleriniz ya da yakınlarınızla ilgili bazı aksiyonlar içine dahil olabilirsiniz. 4 Mart itibariyle Mars'ın 4. evinize girmesi e, aile yuvanızda aksiyon başlatıyor. Şimdi bu yeni ay arkadaşlar Neptünyan bir yeni ay. Dolayısıyla ve Şiron'a çok yakın. Burada birinci evinizde gerçekleşmesi 22 derecede. Özellikle 22 dereceye yakın planetleriniz varsa nerede? Balık burcunda olduğu için Oğlak burcunda 22 dereceye yakın. Balık Akrep burcunda, Yengeç burcunda, Boğa burcunda planetleriniz varsa bu sizi daha olumlu bir girişim ya da aksiyona sürükleyebilir. Yalnız şunu belirteyim. Yani Hani bu yaşadığınız sorunla ilgili bir çıkış kapısı sunmakla ilgili. Buralarda planetleriniz varsa daha olumlu. Ee, ancak Mars'ın bu ikizler burcuna girişi arkadaşlar e, bu noktada eğer aslan burcunda planetleriniz varsa size iş fırsatları e, gündeme getirebilir. E, yine terazi burcunda planetleriniz varsa size yine para fırsatları, ailenizden gelecek para yardımları e, gündeme getirebilir. Yine Mars'ın bu gidişi de çok güzel açılar kuruyor. Dolayısıyla... Ailenizle ilgili çok güzel kararlar alabilirsiniz Ancak bu Mars'ın gidişinden Arkadaşlar Balık burcunda planetleriniz varsa Başak burcunda planetleriniz varsa Aile içerisinde kavga da çıkabilir Bu noktada dikkatli olmanızı da öneriyorum Özellikle yay burcunda planetleriniz varsa ikizler burcu bu Mars geçişinde Aile içerisinde bazı tatsız konularla Sizleri yüzleştirebilir Burada bakıyoruz Mart ayında arkadaşlar Açılar burada bir tek hani Merkür Mars karesi özellikle 24 Mart'ta dikkat gökyüzünde gerilimli e, iletişim olarak iletişimi zorlayacak bir açı olarak bize kendini gösteriyor. Mart ayında 29 Mart'ta bir dolunayımız var. Sizin 2-8 aksınızda gerçekleşecek. Özellikle Koç burcunda planetleriniz varsa, Terazi burcunda planetiniz varsa bu konu direkt sizi ilgilendiriyor. E, direkt hayatınızda önemli noktalarda parasal gündemlerle ilgili ya da benim param, miraslar, bizim paramız, eşimin parası, eşimin ortak gelirleri veya benim paramla ilgili gündemlerde ortaya koyacak gibi duruyor. <laughs> Arkadaşlar bu koç terazi aksında olan Dolunay'da Kova burcunda planetlerimiz varsa Yay burcunda, ikizler burcunda, Aslan burcunda planetlerimiz varsa daha olumlu etkileneceğiz gibi duruyor bu Dolunay'dan. iş hayatımızla ilgili önemli girişimler, parasal yönde bazı sorunlarımızı halletmekle ilgili gündemler ortaya koyacak gibi duruyor diyebiliriz. Ancak bu terazi dolunayında arkadaşlar. Oğlak Burcu'nda ve Yengeç Burcu'nda planetlerimiz varsa parayla ilgili çok ciddi problemler, sosyal nedenli problemler veya sevgilimizle kavga etmek veya arkadaşlarımızla bazı konuları çözememekle ilgili gündemler de ortaya koyabilir. Bu anlamda tedbir olmanızı öneriyorum. Mart ayına doğru. 29 Mart dolunayında. Arkadaşlar dediğim gibi planet yerleşimleri de bu şekilde olacak. Devam. Nisan ayına doğru baktığımızda arkadaşlar Mart 23 Nisan'da yengeç burcuna giriş yapıyor. Aşk hayatımızda çok ciddi ya da çocuklarımızla ilgili gündemlerde çok ciddi hareketlilik söz konusu ee, diyebilirim. Mars burada şey güneş burada yine aile bir yeni ay Nisan yeni ayı gerçekleştiriyor. Sizin yine ikinci evinizde arkadaşlar. Bu Koç yeni ayı arkadaşlar parasal kaynaklarla ilgili süper fırsatlar ortaya koyabilir. Özellikle kova burcunda planetleriniz varsa Terazi burcunda Terazi sil, Yay burcunda planetiniz varsa Aslan ve İkizler burcunda planetleriniz varsa e, bu e, Koç yine ayından maddi anlamda çok ciddi girişimler yaparak e, burada e, gündemler sağlayabilirsiniz. Ancak Merkür'ün retro olduğunu belirteyim. Şema Merkür'ün yanık olduğunu belirteyim arkadaşlar. Venüs de burada çok yakın ve yanık. E, dolayısıyla yani parasal gündemler ama bakın çok dikkatli olun. Yani e, yani Uranüs ile beraber hani düğümlerle olmuş 150 açıları var. Burada ben bu yıl arkadaşlar genel olarak söylüyorum yani bu yıl arkadaşlar dikkatli olun ayağınızı yere sağlam basın hayal görmeyin gerçekçi olmanızı size tavsiye ediyorum çünkü çok fantastik olayların kurbanı olabilirsiniz. O yüzden yalan dolanın çok döndüğü bir yıl olacak. Sizin için özellikle gizli düşmanlarla mücadele etme konusunda gerçekten çok zorlu bir yıl olacak. Ama ben size burada pes edin diyemem. Çünkü herkesin natal haritası var. Belki de bu gizli bir elin size yardım etmesi şeklinde de ortaya çıkabilir. Yani herkesin bir natal haritası var. Ve bu olay kiminizde gizli düşman olarak çıkarken... ...kiminizde bir gizli destek almakla ilgili gündemler şeklinde de ortaya çıkabilir arkadaşlar. Devam. Nisan ayında bir dolunayımız var. 27 Nisan'da arkadaşlar burada... Bakın Jüpiter'in artık balık burcuna yaklaştığını görüyoruz. ASC düzeylerine özellikle böyle 1, 2, 3, 4, 5 derecelerinde yükselen dereceniz varsa arkadaşlar bu anlamda sizi burada şey etkileyecek. Olumlu etkilemeye başlayacak Jüpiter. Çünkü 2 dereceye kadar girecek ve retro yapıp tekrar geri çıkacak. 14 Mayıs'tan sonra bu anlamda 14 Mayıs'ta da hazır olun. 14 Mayıs'ta güzel gündemler biraz rahatlayacaksınız. Onu belirteyim. Şimdi arkadaşlar şunu belirteyim. Şunu demeyi unuttum sahi. Ee, onu da belirteyim. Eğer yükselen 15 derece balıksanız arkadaşlar. 15 derecenin üzerinde bir balıksanız. Yükselen koç burcunu da dinlemenizi tavsiye ederim. Yani kanalımıza olan yükselen koç burcu videosunu da dinlemenizi tavsiye ederim. Çünkü neden? 15 derece balıklar koç burcunun yarısı da onların birinci evinde olduğu için. Dolayısıyla arkadaşlar gündemler iç içe geçmiş bir şekilde yaşanıyor olabilir. O yüzden koç burcu videosuyla. Balık Burcu videosunu ikisini birlikte birleştirerek kafanızda yorum yapmanızı, haritanızı ona göre değerlendirmenizi ben şiddetle tavsiye ediyorum. Yani bunu belirteyim, bu teknik bir kuraldır. Hani daha önceden astrologlar bunu size belirtmemiş olabilirler ama bu teknik bir kural. Bunu bu şekilde uygularsanız eğer sizin daha böyle cuk diye tahminler yapmanıza sebep vesile olmuş olacak. Bu söylemiş olduğum önerim. Burada baktığımızda. <laughs> Evet Nisan dolunayı arkadaşlar şok edici bir dolunay Nisan ayında Boğa burcunda Uranüs yan bir dolunay var ve bu sizin 3-9 aksınızda gerçekleşiyor bu sizin yakın çevrenizle ilgili şok edici olaylarla karşılaşmak şok edici anlaşmalar şok edici zihinsel durumlar tıkanıklıklar yani istifalar böyle reddedişler gündeme koyabilir ancak bunun yanında çok güzel iş anlaşmaları da ortaya koyabilir şimdi nasıl olacak bakalım. Özellikle baktığımızda Dolunay'ın yani doğasında Venüs Lütfü kavuşumu var. Bir kere orada bir kadın var. Entrika çeviren bir kadın e, faktörü görüyoruz e, arkadaşlar. Buna dikkat edin. Özellikle yakın çevrenizde entrika çeviren bir kadın e, gündemi var. E, ve e, yakın çevrenizde gözüküyor bu. E, bunu belirteyim. 27 Nisan civarlarında arkadaşlar... <laughs> Eğer bu boğa yeni ayında bakın 7 derece olduğunu görüyoruz. Eksi artı 10 derece ile değerlendirebilirsiniz yakın olarak. Hani tutulmaları. Boğa burcunda olacağı için arkadaşlar. Yengeç burcunda planet olanlar. Balık burcunda, oğlak burcunda ve başak burcunda planet olanlar. Bu tutulma, bu dolunaydan daha olumlu etkilenecekler gibi görünüyor. Bu belki aşk hayatında ilgili çok güzel flörtler başlayabilir. Tabii Venüs-Lit kavuşumu var. Dikkat yani hani burada entrikalı bir ilişki olabilir. Yani dikkat edin çapkın bir erkek ya da ne bileyim böyle entrika çeviren bir kadın size yaklaşıyor olabilir. Burada hani ona da dikkat edin artık yani o noktada. Ama burada aşk hayatınızda çocuklarınızla ilgili girişimler hani çocuklarınızla ilgili evliliğinizle ilgili olumlu gelişmeler ya da ortaklık alanında olumlu gelişmeler olabilir. Eğer Başak, Yengeç, Balık ve Oğlak Burcu'nda planetleriniz varsa 7 derece 10 derece tönans yani 15 derecelerde veya 10 derecelerde güneşin var ya da böyle gezegenlerin varsa Yengeç'te, Başak'ta. Bunlar sizi daha olumlu etkileyecektir arkadaşlar. Ancak arkadaşlar, Aslan Burcu'nda planetlerin varsa, Kova Burcu'nda planetlerin varsa, Akrep Burcu'nda planetlerin varsa bu olay seni yakın çevrende çok ciddi kaosa sürükleyebilir. Yakın çevrende ya da iletişimsel olarak yani bu aklının durma noktası demek. Veya bir şey yani bu dönemlerde eğer buralarda Aslan ve Kova'da planetlerin varsa bir şeyleri imzalamamanı tavsiye ederim. Özellikle çok dibinde, dibine kadar gelmiş bir eee entrika çeviren bir kadın faktör olabilir. E, ve seninle çok yakın e, görüşüyor. E, bunlara dikkat etmeni e, ve sana zarar verebileceğini belirteyim. E, 27 Nisan dolunayında devam ediyoruz. Mayıs ayı dolunayına baktığımızda arkadaşlar 12 Mayıs'ta e, bir yeni yeni ayına baktığımızda yeni ay e, 28 Mayıs'ta 20 Haziran'a kadar e, Merkür retro olacağını hatırlatırım. Yani arkadaşlar 28 Mayıs'a eksi 15 ekleyin ve 20 Haziran'a kadar yeni bir girişim yapmamanızı tavsiye ediyorum şiddetle. Özellikle Merkür İkizler Burcu'nda 24 dereceden 16 dereceye kadar gerileceği için 24 dereceden 16 dereceye kadar gerileceği için bu dereceler arasında İkizler Burcu'nda Kova Burcu'nda Terazi Burcu'nda Aslan Burcu'nda Koç Burcu'nda planetleriniz varsa bu gerileme sizi olumlu yönde etkileyebilir belki ailenizle ilgili çözmek zorunda kaldınız. uzun zamandır beklediğiniz bir konuyu çözmekle ilgili olumlu gündemler yaşayabilirsiniz buralarda planetleriniz varsa. Ancak arkadaşlar Merkür'ün gerilemesi Balık burcunda planetleriniz varsa 24 derece 16 derece arasında bunun benzerini siz bu 2020 Haziran'da da yaşamıştınız. Orada Venüs gerilemişti. O derecelerde Tabi bu bir ilişki skandalı veya ilişkiyle ilgili bazı problemler ya da parayla ilgili bazı sıkıntılar meydana getirmişti Haziran ayında. yani Mayıs, Haziran, Temmuz dönemlerinde orada Venüs bir retro yapmıştı hatırlarsanız. O dönemde böyle parasal ya da ilişkilerle ilgili bazı skandallar yaşadınız. Buna benzer bir şey arkadaşlar. Yine Merkür eğer balık burcunda planetleriniz varsa bu gerilemede size bazı skandallar, bazı yalan haberler, ilişkiyle ilgili bazı patlangoz olaylar e, sizi yüzleştirebilir. Merkür gemisi balık burcunda planetlerin varsa, başak burcunda planetlerin varsa evlilik ve şey hayat yani evlilik ve ikili ilişkiler Yuvaya altında bazı skandallar veya problemler meydana gelebilir. Dikkatli olmanı e, öneriyorum. Dördüncü ev aile demek ama arkadaşlar illa a dördüncü ev aile yani direkt annem babam demek değil. Ya da kocam hani çocuk çocuk hani birlikte yuva demek değil. Bunun yanında evet onlar demek ama yakın görüştüğün kişiler. Çünkü sizin orası ikizler Burcu. Yani yakın temas içinde yani illa aynı evde kalmana gerek yok. Yakınındaki birileriyle ilgili bazı sorunlar e, meydana gelebilir. Burada baktığımız zaman Kuzey Avrupa'nın Venüs bir kadından destek almakla ilgili e, gündemler ortaya koyuyor. E, ondan sonra da ticari projelerle ilgili bazı mekanla ilgili bazı problemleri çözmekle ilgili e, olumlu gündemler ortaya koyabilir. E, daha çok dediğim gibi ateş burçlarında, hava burçlarında planetlerin varsa bu Merkür gelemesini olumlu atlatacaksındır. Eskiden gelen gündemleri başlatabilirsin. Eskiden kalma projelerini bitirebilirsin. Ancak yeni projelere giriş yapmanı tavsiye ediyorum evinde tadilat çıkabilir ee, bu konuları da e, şimdiden belirteyim arkadaşlar Jüpiter 14 Mayıs balık burcuna giriş yapmasıyla arkadaşlar biraz da rahatlayacaksınız ee, onu belirteyim ee, yani e, Jüpiter 14 Mayıs'ta balık burcun 2 dereceye kadar devam edecek Mayıs Haziran Temmuz Dolayısıyla e, sonra tekrar retro yapıp geri çıkacak Arkadaşlar bu dönemlerde biraz hani e, böyle bir rahatlayacaksınız özellikle ama şu Merkür Retrosu Hani e, arkadaşlar köprüyü geçmeden şey e, geçmeden önceki son kavşak gibi bir şey yani hani bu Merkür sonra dikkat edin özellikle 20 Haziran'a kadar yeni başlangıçlar yapmamanızı e, burada e, tavsiye ediyorum e, Merkür burada e, bu yeni ayda arkadaşlar dedikken bir yeni ay Uranüsyan bir yeni ay Özellikle bu 12 Mayıs yeni ayında şöyle biraz göz atarsak yani e, Arkadaşlar sizin 3. evinizde özellikle yakın çevrenizde bir Lilith yani böyle Lilith dediğimizde entrika figür e, var yine şok edici bir şekilde bazı gizli kapaklı olaylara e, la mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz. Yakın çevrenizden veya e, yakın çevrenizden bu konuyu e, alabilirsiniz. E, özellikle 3. evinizde olduğu için. Akrep burcunda planetiniz varsa kesinlikle çok ciddi çatışmalar çıkartabilecek gibi duruyor. E, ama bu yeni ayı arkadaşlar. Bu önüsten yeni ayı. Aslan burcunda planetleriniz varsa, kovu burcunda planetleriniz varsa, akrep burcunda planetleriniz varsa gerçekten çok zor atlatabilirsiniz. Biraz dikkatli olmalısınız. Ancak bu Uranüs yani yeni ay, Başak burcunda planetleriniz varsa, Balık burcunda planetleriniz varsa, Oğlak burcunda planetleriniz varsa, Yengeç burcunda planetleriniz varsa arkadaşlar bu olay size daha olumlu bir şekilde, olumlu bir çevre yani belki orada e, hani olumlu bir şekilde faydalanabilirsiniz bu anlamda. E, sosyal çevrenizden çok büyük destek alabilirsiniz ve yine aşk hayatınızda entrikalı bir ilişkinin içinde olumlu bir şekilde e, açılar olumlu olduğu için ama orada bir lit var yani onu söyleyeyim e, gündemler oluşabilir arkadaşlar e, devam ediyoruz Mayıs arkadaşlar 20 Haziran'da Merkür Retro'ya çıkacak hatırlatırım 26 Mayıs Dolunay'a geldiğimizde bakın Merkür burada aslında şu anda arkadaşlar gölge dönemin içinde yani bir derece daha hareket edip Merkür burada 1-2 derece hareket edip geri çıkacak Dolayısıyla burada bu e, Dolunay e, senin tam da kariyerle yuva alanının içerisinde. Dolayısıyla evet seni yuvaya doğru çekecek bu yeni ay. Yuvaya doğru çekecek ancak burada önemli kararlar verirken bir kere bir kere daha düşün. Tamam daha Merkür hani daha geri hareketi geçmedi ama e, burada gölge dönemde yavaş hareket ettiği için aileyle ilgili yanlış kararlar verme potansiyeli çok yüksek. E, özellikle burada e, hani aileye, e, aileye dönmekle ilgili yani güneş burada kuzey halimde, ay burada güney halimde kariyerinle ailen arasında e, bir konuyu netleştirmekle ilgili. Ya yani da annemle babam arasında bir sorunu netleştirmek gibi bir gündem ya da e, karı koca ilişkileri, ilişkiler konusunda gündem netleştirmekle ilgili bir gündem ortaya koyabilir. Şimdi burada bu ikizler dolunayında, ikizler yay dolunayında, pardon dolunay diyorum ay tutulmasında. Arkadaşlar balık, başak aksında planetleriniz varsa bu sizin Medeni durumunuzda sonlandırmaya kadar gidebilir. Merkür burada yani retro olduğu için önemli kararlar ver vereceksiniz. 20 Haziran'dan sonra bırakmanızı şimdiden belirtiyorum. İlişkinizde kopma, özellikle baş, balık Başak burcunda e, bu e, dolunay sizi e, bu nokta 4 derecede olduğunu hatırlatırım. 4 derecede planetleriniz varsa e, 10-15 derecede kadar yine yani tolerans olarak görebilir. E, problemler ortaya koyabilir arkadaşlar. Şimdi burada baktığımızda arkadaşlar. <laughs> 20 Haziran'a kadar retro olduğunu hatırlatmıştık. Ancak bu ikizler dolayından Kova Burcu'nda planetlerimiz varsa Aslan Burcu'nda planetlerimiz varsa Koç ve Terazi Burcu'nda planetlerimiz varsa bu bize çok güzel iş fırsatları mekanımızla ilgili belki işlettiğimiz mekanla ilgili olumlu fırsatlar para kazançları ile ilgili gündemler getirebilecek gibi duruyor. Yani gizli bir ilim bize o anda böyle yardımcı olduğunu da görebiliriz. Bu anlamda bu dolunayla Satürn'le olumlu otoriteyle anlaştığımızı da gösteriyor. Eğer buralarda planetlerimiz varsa bu konu daha olumlu meydana gelebilir. Ee, devam ediyoruz. Aşk hayatınızda tabii bir hareketlik var. Mars bakın Yengeç Burcu'nda ve 5. evinizde gidiyor. Ve Venüs hemen akabinde e, 10 Haziran'da güneş tutulmasıyla zaten 5. E, evinizde başlıyor gündeme. Aşk hayatınızda bir hareketlik var bakın. E, Mayıs Haziran dönemlerinde. E, burada e, güneş kuzey haline beraber. Merkür retro. Bakın bu güneş tutulması retrolu bir güneş tutulması. Arkadaşlar burada ailenizle ilgili yeni bir günden başlıyor, yeni bir dönem başlıyor, yeni bir belki de bir mekan işletmeciliği, bir mekanla ilgili bir, mekan sahibi oluyorsun gibi. Çünkü burada Güneş ile Satürn arasında olumlu açılar ve Jüpiter'i de birinci evinde görüyoruz. hani böyle olumlu gündemler yaşayabilirsin. Yine Mars'ın da Neptün'le olumlu gündemleri söz konusu. Ancak Merkür burada yanık. Merkür retro pozisyonda. Dolayısıyla yeni girebişimlerimizi 20 Haziran'a kadar sarkıtmanızı tavsiye ederim. Yani resmi girişimlerinizi 20 Haziran'a yani bütün projelerinizi hazırlayın. Yani gene şey yapın ama 20 Haziran'da başlangıç yapmanız sizin için daha olumlu olacaktır. Bunu da belirteyim. Arkadaşlar 11 Haziran itibariyle iş hayatınızda çok ciddi bir başlangıç var. Ve çok ciddi bir yani şey başlıyor. Hani bir gündem çok çalışacağınız bir iki ay başlıyor. Yani Haziran Temmuz gündeminden yani 11 Haziran itibariyle başlıyor. Ancak ben yani ben yeni girişimlerinizi 20 Haziran'a bırakmanızı tavsiye ederim. E, hemen Mars oraya girdi gibi yapmayın. Yani e, çok çalışma, yani yeni bir gündemse eğer yapmayın. Eski gündemse, eski buluşıkları yıkamakla ilgili gündemler olabilir. Ama iş hayatınızda gerçekten olumlu etkilerin başlayacağı bir dönem. Ancak burada e, dikkatli olmanız gerekiyor. Mars'ın bu geçişinden e, Koç burcunda planlarınız varsa, Terazi burcunda planınız varsa gerçekten olumlu etkilenme olasılığınız yüksek yay burcunda planetiniz varsa kariyerinizle ilgili çok olumlu gündemler oluşacaktır arkadaşlar. Ancak arkadaşlar Mars'ın bu geçişinde boğa burcunda planetiniz varsa yani bu iş yerinde kavgaya bile dönebilir. istifa süreçleri bile olabilir. Merkür'ün retro olduğunu istifa edecekseniz de eğer 20 Haziran'dan sonra bırakmanızı daha doğru olacağını belirtmek zorundayım. Haziran ayında arkadaşlar Haziran ayı 25 Haziran Dolunayına baktığımızda 28 Mayıs'ta 20 Haziran'a kadar Merkür'ün retro olacağını belirtiyorum. 20 Haziran'dan sonra evet 25 Haziran'da başlayacak bu donlay. Bu donlayda Merkür düz harekette arkadaşlar. 20 Haziran'a kadar Merkür retro olduğunu hatırlattıktan sonra baktığımız aşk hayatınızla ilgili ya da çocuklarla ilgili. Bakın bu güneş burada bu donlay Jüpiter'den çok güzel bir destek alıyor. Aşk hayatınızla ilgili çocuklarınızla ilgili şansınızın yaver gittiği bir dönem diyebiliriz. Olumlu gelişmeler olabilir. Burada bu bir yengeç tutulması, yengeç dolunayı. Dolayısıyla daha çok böyle boğa burcunda 3-4 derecelerde planetleriniz varsa, balık burcunda 3-4 derecelerde planetleriniz varsa, başak burcunda 3-4 derecelerde planetleriniz varsa, arkadaşlar akrep burcunda yine 3-4 derecelerde planetleriniz varsa bu olay sizi daha olumlu böyle çok güzel cuk diye etkileyebilir. Ve gerçekten hani çocuklarınızla ilgili veya sevgilinizle ilgili güzel bir dönem ya da sosyal çevrenizde arkadaşlarınızla güzel bir dönem size oluşturabilir. Ancak Burada arkadaşlar bu yeni ayda özellikle 3-4 derecelerde koç burcunda planetiniz varsa, aslan burcunda planetiniz varsa, terazi burcunda planetiniz varsa, yay burcunda planetiniz varsa pardon yay değil e tekrar ediyorum buraya bir dakika ee, 3-4 derecede koç e yeah. Terazi burcunda 3-4 derecelerde. Planetiniz varsa Koç burcunda 3-4 derecelerde. Planetiniz varsa yani Terazi Koç aksın, yani Terazi Koç aksında 3-4 derecelerde. Planetiniz varsa bu sizi sevgilinizle ilgili bazı sorunlara ya da çocuklarınızla ilgili bazı sorunları halletmeye de yönlendirebilir arkadaşlar. Bunu da belirttikten sonra Temmuz yeni ayına doğru devam ediyoruz. Özellikle Temmuz dolunayında Mars'ın şey Temmuz yeni ayında Mars'ın 30 Temmuz'da Başak Burcu'na gireceğini hatırlatırım. Ee, özellikle bakın burada görüyoruz Mars-Venus kavuşumunu bu yeni ayda. Bu Temmuz yeni ayında bakın iş yerinde Satürn otorite. Otorite karşıtlığında böyle bir yani ne oluyor bir isyan mı var? İş yerinde bir isyan mı var? Ee, ya da iş yerinde bir problemle karşı karşıya kalmakla ilgili gündem e, oluşturabilir. Ee, hani ego çatışması, otorite çatışma gibi iş arkadaşlarım, otoriteyle hani hep birlikte böyle hani ayağa kalkmış da olabilirsiniz. Bir konu gündemden dolayı. Burada sizi iş, hani işi koparmaya ya da hani otoriteyle anlaşmazlığa sürükleyebilir bu yeni ay. Ee, diyebilirim. Rutin hayatınızda bayağı köklü değişiklikler burada olabilir. Ee, Merkür düz harekette. Verdiğiniz karar düz gidecek. Yani bir geri adım atmayacaksınız. Ee, bunu belirteyim. Özellikle Mars'ın Başak Burcu'na 30 Temmuz'da girişiyle karşınızda Evet. Çok ciddi hareketlik başlayacak. Yani bir iki ay boyunca Mars Başak Burcu'nda devam edecek. 30 Temmuz itibariyle. Karşınızda sürekli enerji göreceksiniz. Özellikle sizin orada Jüpiter, Neptün var. Mars oradan geçeceği için 1-7 aksında özellikle Balık Burcu'nda planetleriniz varsa bu Mars'ın geçişi. Neptün de karşınızda bazı hani savaş yani karşınızdaki kişiler savaşla ilgili gündemler oluşturabilir. Bir. İkincisi bunun yanında Başak Burcu aynı zamanda İş ile ilgili iş hayatıyla. Mars başa girdi 7. evinizde iş görüşmeleri yapmakla ilgili gündemler e, size e, verebilir e, arkadaşlar e, diyebiliriz. E, ama tabii ki herkesin bir natal hatası var. Bu nasıl tekamül edecek? İnanın bu konuyla ilgili ben sadece gündemlerin nerelere kaydığını gösterebilirim. E, herkesin bir hatası var. Burada kendiniz ha, benim şöyle bir gündemim vardı orada böyle bir şey geliştiğinde kendiniz burada yorumu tamamlamanız gerekiyor. Ben size sadece anahtar kelimelerini söylüyorum ee, diyebiliriz. Arkadaşlar <laughs> burada devam ediyoruz. Ee, Temmuz dolunayına geldiğimiz 23 Temmuz'da bir dolunayımız var. Protonik bir dolunay ve sizin 6-11 aksınızda gerçekleşiyor. Ee, 6-12 aksınızda gerçekleşiyor. Bu e, size arkadaşlar işe yeni bir işe başlamakla ilgili. Ee, ...yeni bir gündem, hani iş hayatınızda yeni bir gündem var... ...yeni bir dönem var, hani bir derecede bu dolunay... ...yeni bir start veren bir şey olabilir. Özellikle bir derecede... ...koç burcunda planetleriniz varsa, pardon... ...koç burcunda planetleriniz varsa... ...terazi burcunda planetleriniz varsa... ...bu yeni bir gündem ya da yay burcunda planetleriniz varsa... ...bir dereceye yakın, hani 1.5 arasında... ...ve bu sizi olumlu yönde etkileyebilir e, arkadaşlar. Ancak e, oğlak burcunda... 1, 3, 4, 5 derecelere kadar. Boğa burcunda, Oğlak burcunda. Oğlak burcunu siliyorum pardon. Boğa akrep burcunda arkadaşlar varsa bu tazminat süreçleri veya bazı istifa süreçleri gündeme getirebilir. Mahkeme süreçleri, mahkemede tıkanma, problemler gündeme getirebilir. Özellikle boğa burcunda yani bu dolunay sizin bütün çok ciddi kitleyebilir. Yani onu söyleyeyim. 3-9 aksında bir derece bakın bir şey sonlanıyor artık. Mahkeme süreci ama öyle bir sonlanıyor ki yani zor yani hani e, zorlayıcı bir şey bu bir e, hani istifa süreci olabilir bu mahkemeyle ilgili bir kararın e, hani açıklanması ama böyle sizi kötü etkileyen bir karar olabilir iş hayatınız veya rutin hayatınızı etkileyen bir zorlayıcı durum oluşabilir e, gibi bunları değerlendirebiliriz arkadaşlar e, devam ediyoruz arkadaşlar e, <laughs> e, Ağustos yeni ayına başladığımızda arkadaşlar bu Aslan burcunda 6. evinizde Neptün'e 150 açılar, Plüton'a 150 açılar olan bir bu bir yeni ay. Ve ben bu yeni ay pek sevmedim açıkçası. Çünkü hem Satürn karşıtı Yani bu, bu 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 bunların hepsinin karşısında olan bir yeni ay. Ben açıkçası Aslan yeni aylarını çok severim ama bu sefer sevmedim arkadaşlar. Şöyle ki görüntü bize yani evet sağlığınıza dikkat edin burada çok çalışır belki bir yeni bir işe başlıyorsunuz ama tam anlaştığınız gibi fırsatlar değil yani burada hani tam beklediğiniz fırsatlar olmayabilir altını üstünü dikkatli kontrol etmelisiniz çünkü yine bakın bazı sözler verildiği sözler yerine tutulmayabilir bu yeni ayda yerine gelmeyebilir bir başlangıç veriyor ama dikkat özellikle bu tutulmanın ya şey bu yeni ayın Uranüs'e kare yaptığını görüyoruz yani bu bir Hani işten ayrılış süreci de olabilir. Yani bir şeyi bırakmak, rutinde bir şeyden vazgeçmekle ilgili. Belki rutin bir şey yapıyoruz burada ama artık yapmayacağım. Aniden şok bir şekilde vaz da geçebiliriz arkadaşlar. Ee, gibi bir dümden, gündem yine Mars'ı burada kilit görüyoruz. Yani düğümlere tek kare. bu böyle yani bir şey söylemek istiyorum. Hani etrafı parçalamak istiyorum ama parçalayamıyorum tek kare. Yani burada bakın güney ve kuzey ay düğümü Mars burada hani Tekare pozisyonda yani sizin iki ilişkilerde burada çok ciddi problemler Ve çözümsüz kalan Problemler bu yeni ayla Ortaya çıkabilir 8 Ağustos yeni ayına Dikkat diyorum arkadaşlar Devam ediyoruz arkadaşlar ee, Özellikle Burada baktığımızda 22 Ağustos'ta Bir dolunayımız daha var Bir dolunayımız var ve bu bizim Evet bir şeyin artık sonuna geldiğimizi Gösteriyor aslan 29 derecede bu bizim evet rutin hayatımızla ilgili bir şeyler. Evet herhangi bir şey rutin hayatımızda belki iş arkadaşlarımız ya da işle ilgili gündemlerde bir şeylerin sonuna geldiğimizi gösteriyor. 29 derecelerde olduğu için böyle burada mesela Aslan burcu 29 derecelerde şey Aslan burcu 29, İkizler 29, Yay 29, Iı, terazi 29 ıı, Ondan sonra Koç 29'da Planetlerimiz varsa arkadaşlar Bu süreçleri daha olumlu ıı, Bu dolunayı daha olumlu bir şekilde Ancak 29 derece ya 5 10 10 derece Falan düşünebilirsiniz orada Ancak ıı, Arkadaşlar Boğa burcunda 29 derecede Akrep burcunda 29 derecede Planetlerimiz varsa ıı, Yani bu Gerçekten çok zorlayıcı bir dönem. Yani skandal ıı, bile oluşturabilir. Ee, yani Bir şeylerin de büyüdüğünü görüyoruz. Yani bir dert var, bir derdimiz var. Bir derdimiz büyüyebilir yani burada. Yakınlarımızla ilgili veya bir mahkeme süreciyle ilgili bir şeyin böyle tıkandığını burada görebiliriz. Ya da bir eğitim ya da eğitim alıyoruz. Böyle eğitimle ilgili bir tıkanıklık ıı, olabilir ıı, arkadaşlar. Yine Kuzey Almanya'da zaten burada bakın bu lit burada gezip duruyor 2 3 2 aydır. Yani geç biraz geri alın. Sanın orada ne zaman girdiyse o tarihten itibarenki yeni aylardan sonra o lit burada. içeri giren, entrika çeviren birileri var. Ee, çok ciddi entrikaya kurban da gidebilirsiniz. Ee, onu da belirteyim. Eylül ayında ee, arkadaşlar. Eee baktığımızda Eylül'de altı Eylül'de arkadaşlar bir yeni ayımız var. Karşıda 7. evde. Bu evlilikle ilgili gündemler. Mars burada. Şimdi bu bir yeni başlangıç, böyle yeni bir ekip arkadaşı ya da yeni bir e, aksiyon gibi duruyor ama e, arkadaşlar üzülerek söylüyorum burada yani keşke olumlu değerlendirebilsem. Hani gökyüzünde zaten bu açı. Tamam hani yengeç burcunda planetlerim varsa, boğa varsa, akrep varsa, oğlak varsa bu güzel. Hani bu bu tutulma hani bu yeni aydan Hani çok güzel faydalanırız. Hani bu bir evlilik belki değil. ya bir birliktelik başlatıyoruz ama arkadaşlar e ancak e arkadaşlar <laughs> yani Mars burada hani savaş çanları da çalıyor. E yani bunu da belirtmeliyim. E ve bu bir Neptün karşıtlığında olan bir genel. ay. E yani sandığımız gibi de değil bazı şeyler. Hani tam da göremiyoruz. Hani hayal de görmemek lazım burada. Hani tamam sizi çok iyi anlıyorum şimdiden belirteyim hani. Dı, yani dı 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 yani bu hani çok güzel hani güçlü gibi hissediyorsunuz kendinizi ama ya da karşınızda güçlü bir ekip kurdunuz ama dikkat edin bazı yanılmalar da olabilir. Ee, çünkü Neptün karşıtlığında burada manipülasyon, yalan, dolan çok döner. Ve bu ay bakın hep bakın bu karşıt bunlar. O panelde bakın hep böyle açılar görürseniz eğer o açılar hep yalan, dolan dönemleridir. Onları da not almanızı e, tavsiye ediyorum. Onların hemen tarihlerini not alın. Bu tarihlerde dikkat edin. Yalan dolan çok olur. Onu söyleyeyim. Mars terazi burcuna girecek 15 Eylül'de özellikle 15 Eylül itibariyle ortak harcamalar, ortak yani tazminat, primler, vesaire gibi gündemler borçlanmalar başlayabilir. Çok ciddi yani taz, prim, tazminat, vergi borçları ortaya çıkabilir. E, kredi ihtiyacı ortaya çıkabilir. Yani bir kredi ihtiyacı ortaya çıkabilir 15 Eylül itibariyle. Arkadaşlar Mars yani ben pek hani Mars 8. bir sever ama hani ben pek önermiyorum. Ee, e, onu belirttim. Yani Şiron karşılığında bir e, yani kredilerden hani yara alabilirsiniz. Ya da maddi konuda hani bir yere borç ödemek zorunda kalabilirsiniz. Borçla ilgili bir gündem oluşabilir. Diyebiliriz. Devam. Arkadaşlar bir Eylül ayında e bir donayımız var. 20 Eylül 2021 Eylül donayında baktığımızda arkadaşlar 26 Eylül 2021 ile 18 Ekim 2021 arasında Merkür retro olacağını hatırlatırım arkadaşlar. Burada eksi 15 düşünerek yine tedbirli olmanızı, yeni günden başlatmamanızı şiddetle şimdiden öneriyorum. Özellikle bu dolunay sizin Başak Burcu'na 27 derecede özellikle ilişkiler bakın hep bir dolunay. Ve Mars'ın burada gündemde görüyoruz yine 8. evde. Terazi Burcu'nda. Hani orada maddi konularla ilgili denge kurmaya çalışıyor ama Mars biraz ne kadar denge kurar bilmiyorum. Burada hani teknik olarak mümkün değil. Merkür bakın Neptüne 150 gidiyor burada yine yalan dolan çok var. Hani maddi konularla ilgili biraz planlar hesaplar şaşmış olabilir özellikle eşinizin maddi kaynakları ile ilgili gündemlerde. Çünkü bu taraf eşinizin maddi gündemlerini burada onları demedim. Bak mesela 7 8 hani orada bir birliktelik başlıyor ama hani biraz önceki yeni ayda da Eşiniz bir şeylere yeni başlıyor olabilir. Eşiniz yeni bir işe başlıyor olabilir gibi gündemlerde burada oluşabilir. Burada eşinizle aranızda bazı gerilimler burada olabilir. Tam sizin sandığınız gibi değil olaylar size anlatıldığı gibi olmayabilir. Bunları da belirteyim. Bu Dolunay'dan 27 derece Başak Burcu'nda olduğu için bu Dolunay'dan Boğa Burcu'nda 27 derecelere yakın veya Yengeç burcu 20 derecelere yakın ya da Akrep Burcu'nda ya da Oğlak Burcu'nda 20 dereceleri yakın planetleriniz varsa arkadaşlar daha olumlu bir şekilde e, yani anlaşmalar, süreçler atlatabilirsiniz. E, ancak bu yeni ayda özellikle İkizler Burcu'nda planetleriniz varsa, Yay Burcu'nda planetleriniz varsa gerçekten ikili ilişkiler konusunda çok ciddi sorunlarla baş etmek zorunda. Hani bazı sorunları fark edip veya yani Neptün nasıl fark edeceğini hani bir şey var kaos yani. Hani ikili ilişkilerde kaosa bu olay çevirebilir. Bu noktada bu Dolunay'dan dikkat diyorum şimdiden. Ekim ayına geçtiğimizde arkadaşlar 6 Ekim'de Merkür özellikle 26 Eylül 2020'de 25 derece terazi burcunda re retro yapıyor demiştim ve 18 Ekim'e kadar retro yapacağını söylemiştim. Burada retro direkt bu e, bakın biraz önceki e, Dolunay'da 20 Eylül yani burada Merkür aslında retro biliyor musunuz? Bu Merkür burada retro gözükmüyor ama retro. Yani bu, retro, bu Merkür burada gölgede. Yani bu kredilerle ilgili bakın görüyor musunuz Merkür 23 Neptün arasında nasıl geri geliyor 21'e tekrar. Bu gerçekten yalan dolan e, yani ortak gelirlerle ilgili tasminat prim prim kredilananı zaten Neptün karşıtlığında yani ben burada kesinlikle yani kredi süreçleri başlayabilir. Borçlanmalar başlayabilir dikkat. Eskiden kalan borcu ödemekle ilgili ise ödeyeceksiniz. Onu yapacak bir şey yok ama yeni bir borç alma ya da yeni bir borç verme birilerine borç vermekle ilgili ya da borç almakla ilgili gündemlerde bir kere daha düşünmenizi tavsiye ederim. Merkür gölge sonradan pişman olabilirsiniz. Ya da pişman olacağınız bir borcun önünüze getirildiğini orada görebilirsiniz. Değil mi? Alırken aldınız şimdi ödeme vakti gelmiş olabilir. Bu arkadaşlar bu Ekim 26 Eylül 18 Ekim arası Merkür Retro ve burada direkt Merkür Retro. Bu yeni ay bir savaş çanları. Yani bu gerçekten bir... E, borçlanma içerebilir ve 150 açılar var. Aniden size gerçekten çok ciddi problemlerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Ve çok ciddi para kaynaklarınızda zorlanmalar olabilir. Ortak gelirlerinizde tazminat, borç, kredi gibi ya da eşinizin maddi kaynaklarının üzerinde bunları yaşayabilirsiniz. Ee, arkadaşlar Mars 30 Ekim 2021 Akrep Burcu'na giriş yapıyor. Akrep Burcu'na geçtiğinde sizin yani uzaklara gitmek, bilet almak ya da bir tazminatla ilgili mahkeme süreçleriniz yine burada gündeme gelebilir. Yani Mars buraya geçtiğinde 2 ay sürece Mars burada gidecek. Bu sizin bu noktada ama bu yeni ay arkadaşlar bu yeni ay arkadaşlar gerçekten çok sert bir yeni ay onu söyleyeyim bunu yazın yani. Çünkü 13 derecede Mars'ta birlikte Mars yanık ve bakın buraya 150 açılar yapan bir şey özellikle ekim yeni ayına çok dikkat etmenizi maddi konularla ilgili belirtiyorum. Çok ciddi borçlar altına girebilirsiniz. Özellikle dikkat edin. Yani kaynaklarınızı e, elinizde sağlam tutmanızı, parasal yönde zarar edebileceğinizi şiddetle burada e, şimdiden belirtiyorum arkadaşlar. T ne zamanı söylüyorum bakın? 2021 ekim ayındaki yeni aydan bahsediyorum. Oraya daha bir sene var. Şimdiden tedbirli olun. Bunu bir yere yazın. Ama bu terazi burcundaki yeni aydan Aslan Burcu'nda planetlerin varsa, İkizler Burcu'nda planetlerin varsa, kova Burcu'nda planetlerin varsa, Yay Burcu'nda planetlerin varsa daha olumlu planet nedir? Bir de bir arkadaşınız sormuş planet ne diye. Planet gezegen arkadaşlar tamam mı? Ee, hani e, buralarda natal haritalarınızda planetleriniz varsa daha olumlu bir şekilde gerçekleşecek tamam mı? Ee, ondan sonra. Ee, ancak şey olmazsa eğer Terazi burcunda ya koç burcunda planetlerin varsa ee, işte bu 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 zor. E, bu zor yani sen bir a, e, koç sitalyumlu bir balıksan yükselen balıksan bu para kaynaklarında çok ciddi muhalefet ortaya koyar hesaplar çarşıya uymaz onu söyleyeyim. E, şimdiden belirteyim özellikle yengeç burcunda planetlerin varsa oğlak burcunda planetlerin varsa bu çok ciddi sosyal arkadaşlarınla sevgilinle ilgili maddi konularda anlaşmazlıklar sosyal skandallar ortaya koyabilir. Bunu da belirtiyorum. şimdiden özellikle bakın burada Venüs'ü görüyoruz. O güney adıma gidiyor. Evet bir şeyin bedelini var. Yani bir Venüs akrep yani. yani bir borcun yani bir borç bir ilişki var böyle geçmişten geçmiş hayatlardan kalan bir gündem de buraya getiriyor ki burada çok entrikalı olaylar dönmüş. Onu da belirteyim. Ama burada siz mi çevirdiniz o mu çevirdi onları ben buradan körmem mümkün değil. Çünkü hepinizin bir haritası var. Onu da belirteyim. Yani etik olmanız bu yıl şiddetle tavsiye ediyorum. Bu yıl etik olun. Çünkü Satürn 12. evinizde geliyor. Ve onunla yani mücadele etmeniz biraz zor olabilir arkadaşlar. Bu anlamda planetleriniz böyle sağlam değilse zorluklar çıkartabilir. Ekim ayında özellikle 20 Ekim'de baktığımızda e, bu bir e, evet yine Mars bakın görüyor musunuz e, yine bu bir dolunay parasal yönlerle ilgili bir şeyleri ödediğinizi ya da sonlandırdığınızı gösteriyor. Merkür 18 Ekim'e kadar retro. Burada Merkür düz harekete geçmiş artık. Tamam. E, ama e, evet yine Aslan Burcu'nda planetiniz varsa İkizler Burcu'nda, Yay Burcu'nda, Kova Burcu'nda planetiniz varsa bu süreci daha olumlu. Ama Koç burcunda planetleriniz varsa. Yengeç burcunda, Oğlak burcunda planetiniz varsa burada gerçekten hmm. e, zorlayıcı bir açı olduğunu da belirteyim. E, şimdiden. Kasım ayına baktığımızda arkadaşlar, Kasım ayında bir Akrep yeni ayımız var ve Mars da orada. E, yine zorlayıcı açılarla ben buradayım. diyor ve Uranüs karşıtında bu Uranüs'ten yani bir yeni ay, Kasım'ın yeni ayı. Ve arkadaşlar burada özellikle Mahkeme alanında çok ciddi problemler, ani beklenmedik süreçler, ani e, problemlerle karşılaşabilirsiniz. Otorite yani burada sizi reddedebilir veya mahkeme süreci reddedebilir veya bir okula başlıyorsunuz reddedebilir veya bir yeni yolcular gidiyorsun bilet gitti. Yani burada 9. ev konuları kapanmış durumda. Satürn'den direkt red aldığı için ama e, burada e, arkadaşlar Jüpiter'den de aynı şekilde yaklaşan açıyla sıkıntılar var. Burada arkadaşlar bu akrep yeni ayını. Oğlak burcunda planetlerin varsa özellikle 12 dereceye yakın. Balık burcunda planetlerin varsa. Yengeç burcunda planetlerin varsa. Başak burcunda planetlerin varsa. Bu olayda daha yeni. Çok güzel böyle o güzel gelişmeler yaşayabilirsin. Sosyal çevrenden destek bulabilirsin. Yeni avukatlar bulabilirsin doktorlar bulabilirsin ne bileyim çevre ortaklar ekip arkadaşları bulabilir ve bu sana yarar o zaman. Bu seni aksiyona geçirir ve çok güzel e, sana faydalar getirir. Ancak e, arkadaşım e, burada eğer Aslan burcunda. Eğer Kova burcunda planetlerin varsa bu e, olay ve Boğa burcunda planetlerin varsa bu olay bazı tıkanıklıklar yani belki burada 9. Ev, yayın yapmak, radyo televizyon basın bazı buralarda da seni etkileyebilir. Mahkeme süreci, okul hayatı seni burada tıkayabilir buralarda planetlerin varsa. Bunu da belirteyim. Kasım ayında bir ay tutulmamız var arkadaşlar ve bu ay tutulması akrep burcunda ve boğa burcunda gerçekleşecek 27 derecelerde. Uranüs yani böyle ani, şok edici şeyler var. Etkiler var. Yine burada arkadaşlar Aslan Burcu'nda 27 derecelere yakın ya da Kova burcunu 27 derecelere yakın planetlerin varsa bu biraz, biraz bizi zorlayabilir. Özellikle bakın görüyorsunuz Jüpiter de orada zaten. Hani burada zorlanmış olduğunu görüyoruz. Burada hani mahkeme süreçlerinde yine red konular gündeme gelebilir. Ya da olumsuz sonuçlanabilir. Böyle bir mahkeme bakın liti görüyoruz içeride nasıl bakın 12 bakın 13 görüyor musunuz 12 yani bu 150 açılar. içeride biri var yani içeride içinizde yani ailenizde kökte ya da çok yakın böyle çevrenizde sizin arkanızdan entrika çeviren birileri de var ee, olabilir siz onları göremiyor olabilirsiniz biraz daha yakın çevrenizde dikkat yani edin sizi paranoyak yapmak istemiyorum ama yani biraz ayaklarınızı yere basın bu yıl ee, biraz gerçekçi olun ee, kiminle muhatap olduğunuzu da çok iyi bilin Belli bir dönemde o içeride girip retro yapıp yapıp duracak yani. O yüzden dördüncü evinizde e, dikkatli olmanızı, hayal görmemeniz gerektiğini ve bu yıl etik olmanızı e, size tavsiye ediyorum. E, belirteyim. Yani hukuki yönlerle e, olayları e, arayın. E, ya da evet ya da Oğlak Burcu'nda planetlerin varsa, Başak'ta yani yengeçte, balıkta, plan ne varsa bu bir eğitime de başlıyor olabilirsin. Uluslararası bir gündeme de gidiyor olabilirsin. O zaman olumlu yani ama e, dediğim gibi biraz önceki söylediğim alternatifte olursa da zorluklar içine girebilirsin. Aralık güneş tutulmasına baktığımızda arkadaşlar Venüs burada e, gölge dönemi girmiş durumda. Aslında 14 Aralık'ta retro yapacak S yapıp 24 Ocak 2022'ye kadar da retro ama e, arkadaşlar 14 Aralık ya yani siz bunu Aralık başından sayın yani o Venüs orada yavaş Dolayısıyla Venüs bakın Plüto'ya gidiyor yavaşlayarak. Plüto zaten kavuşuyor. Yani orada bir dönüşüm var. Ve tekrar geri yapacak. Tekrar kavuşacak. Ve arkadaşlar bu manipülasyonun daniskası demek. Onu belirteyim. Özellikle sosyal çevrenizde bu konuyla ilgili dikkatli olmanız gerekiyor. Bir, litgen bir güneş tutulması arkadaşlar. Bu gerçekten zor bir güneş tutulması. Özellikle güneş, ay bakın Lilith'le karşıt bu güneş tutulması kariyerinizde özellikle Güney Hadimi tarafında olduğu için sizi geri geri götürür. Ee, sizin artınızın en tepe noktasına vurduğu için ailenizle ilgili bir çıkmaz, kariyerinizle ilgili bir kaos, bir skandal, bir problem meydana getirebilir. Bir entrikaya kurban gitmiş olabilirsiniz. Bu konuyla ilgili dikkat etmelisiniz. Bu yay burcundaki yeni aydan şey pardon, güneş tutulmasından Kova burcunda planetleriniz varsa, Terazi burcunda planetleriniz varsa Aslan burcunda planınız varsa, koç burcunda planınız varsa daha olumlu süreçler oluşabilir. Ancak bu güneş tutulmasından e, balık burcunda, başak burcunda planınız varsa bu konu tıkanabilir. E, yani daha olumsuz süreçlere doğru e, sürüklenebilir arkadaşlar. E, onu belirteyim. lütfen dikkat diyorum tekrar. Bu güneş tutulması sert ve bunun e, akabı devamı 2022'ye sarkar onu belirteyim. Özellikle Aralık donlayına baktığımızda Venüs'ü burada Retro S yaptığını görüyoruz artık. Yani yavaşlamış, bitmiş ve bu Dolunay'da da yine bakın Lid burada aydınlanmış, ortaya çıkmış artık bu kim olduğu. Yani 20 son, sonuna gelmiş. O olduğunu görüyoruz. Yine burada yay burcunda olduğu için Ateş Planetleriniz varsa daha olumlu. Yani mesela bu hani Ateş Planetleriniz varsa Koç, Terazi daha olumlu süreçler burada hani aslan kova daha olumlu süreçler meydana getirebilir ancak dediğim gibi balık başak aksın planlarınız varsa bu e, hani e, zorlayıcı bir yeni dolunay e, olacaktır arkadaşlar arkadaşlar tabii ki ben kaybı bilemem e, bunlar hep sarsıcı teknikleriyle sizlere anlattığım hızlı hızlı anlattığım bir e, durumdu yorumdu analizdi 2021 için bu şekilde bir analiz taktiği geliştirdik e, bundan sonra da bunların devamını istiyorsanız beğendiyseniz bunu ay ay size daha detaylı daha kısa ay ee, ay olduğu için daha kısa ee, yapabilirim ee, Eğer bunu yorumlarda belirtirseniz arkadaşlar ee, yani 2021 yılında sizlerle daha yakından daha fazla burada aksiyonlar ve daha daha fazla analizler sizlere yansıtabilirim bu konuyla ilgili geçmişi geçmiş kan, yani kanalımızı geçmişe dönük izlemenizi tavsiye ederim özellikle dipnotlar bölümlerimizi ee, yine ee, kanalımızdaki dipnotlar videolarını izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü bu videolar astroloji en azından anaokul seviyesinde anlayabileceğiniz videolar. Ee, ve kendi haritalarınızı en azından değil mi? En güzel, en iyi astrolog kişinin kendisidir arkadaşım. Yani burada çünkü senin hayatta detaylar var. Ben hayatındaki detayları bilemem ki. Bir sürü yükselen balık var. Her yükselen balık ben sadece konu konseptlerini belirttim. Gökyüzündeki analizi belirttim. Burada arkadaşlar bütün yükselen balıklar hani şöyle olacak diyemeyiz yani. Ee, yani kriz fırsattır bazıları krizi çok iyi değerlendirir bazıları değerlendiremez. Yani burada herkesin hatırlatıcısına göre bir potansiyeli var. Dolayısıyla e, bu anlamda ben sadece gezegen yerleşimlerinizi de e, size daha spesifik değerlendirmek adına bu şekilde değerlendirmeyi uygun gördüm. Bu anlamda videomuzu beğenirseniz kanalımıza abone olursanız yorumlarda bize bunu belirtirseniz arkadaşlar gerçekten ben 2021 yılında sizlere bunu daha kısa ay ay ve daha fazla geniş... Böyle daha fazla detay içeren analizlerle e, önünüze gelmek istiyorum arkadaşlar. E, bu anlamda e, desteğinizi bekliyorum. E, bu kadarlık olsun. E, kendinize iyi bakın. E, görüşmek üzere arkadaşlar. E, Kanalımıza mutlaka abone olun. Hayırlı güzel bir 2021 yılı geçirmenizi diliyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hayırlı bir yıl dilerim. Görüşmek üzere.